devlet gücüyle ve bakan gücüyle karşı karşıyasınız. Bakanların şu anda bile hala seçilmiş olmalarına rağmen o koltukta oturmaları gasp etmek anlamına geliyor. Yemin edemedik gaspı mesela. Yani mazbataya almadan örnekleri var anladığım kadarıyla. Bir açıklar mısınız lütfen Nurcan Göktemir? Yani mazbataya almadan da vekiller onlar daha önce örnekleri oldu. Ya elbette öyle. Yani bütün siyaset ona bakan değiller yani olamazlar şu bakan anda. Bakan değiller. Bütün siyaset ona göre dizayn edildi. Aslında tabii çok fazla geriye doğru gitmemek lazım ama bütün bu sürece hukuk dışılık hakimi oldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla başlayan hukuk dışılıklar her adımda, her safhada karşı karşıya geldiğimiz şeyler oldu. Şimdi mazbatalar alınıyor. Vekillerin bir kısmı gidip kayıtlarını yaptırıyorlar. Ama yemin töreni sürekli erteleniyor. Ertelendiği için bunun da gerekçesi aslında o bakanların, milletvekili seçilen bakanların yeni sistemde biliyorsunuz milletvekili olamıyorlar, istifa etmeleri gerekiyor. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Seçim sürecinde de biliyorsunuz geçmiş anayasaya göre İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı, üçüncü Adalet Bakanı istifa etmesi gerekiyordu. Bu seçimin tarafsızlığını sağlayıcı en önemli güvencelerden biriydi. Etmediler ve aslında şaibe yarattılar. Şaibe yarattılar. Tüm devletin imkanları hakikaten ölçüsüzce. Yani herhalde uzun bir gazetecilik yaşamım var. Sayısız seçime tanıklık ettim ama bu kadar devlet olanaklarının bu kadar kötü, hoyratça ve umursamadan deprem yardımları kullanıldı. Deprem hala yardımları kullanıldı. Elbette kullanıldı. Deprem siyasetin en önemli propaganda malzemesi oldu. Bu kadar acıklı günler, bu kadar acımasız günler geçirdik aslında. Ve bu hukuk dışılıklar şimdi bununla da sürüyor. Yani direkt bir anayasaya aykırılık söz konusu. Meclisin toplanması milletvekillerinin 24'ünde sanıyorum kesinleşecek. Ondan sonra hemen toplanması milletvekillerinin yemin edip yeni parlamentonun göreve başlaması lazım. Ama sırf yasanın arkasından, anayasanın arkasından dolanabilmek için bunu da yapmıyorlar. Ve hem milletvekili hem bakan olarak görevlerini sürdürüyorlar. Mazbata alıp almamaların o kadar önemi yok. Onlar artık milletvekili. Ben nasıl şimdi burada aşağıda milletvekili yazıyorsam evet, onlar evet. da gelse buraya milletvekili yani, yazar yani. Şu an şey ya milletvekilliklerini bırakacaklar ya bakanlıklarından istifa edecekler ama iki şeyde uhdelerinde tutmaya devam normal ediyorlar. Normal bir seçim ortamında değiliz. Normal bir şey gibi evet. olmaması gerekiyor aslında buna yönelik olarak. Normalde bizim pazartesi evet. günü yemin etmemiz lazımdı. Evet. Bu çok tarif edilmiş şeydir anayasada. Teamülleri falan da bir tarafa 19'u akşamı kesinleşir. Zaten. Evet. 3 gün sonra saat 14'te çağrısız olarak toplanır. Bizim gidip oraya oturup Devlet evet. Bahçeli hadi bakalım açtıralım. Her ne kadar Hüdapar yalanlasa da bir nedeni daha var anladığım kadarıyla. Bir yemin krizi olma ihtimali var. Yalanladılar ama olma ihtimali var. Var hala ve çünkü Hüdapar çok açık konuşmuyor yemin edip edeceğim demiyorlar. Etmeyeceğim de demiyorlar elbette ama biz evet anayasadaki o metni çıkıp kürsüden okuyacağız demiyorlar. Bunun da böyle olması çıkıp hakikaten böyle bir krizin yaşanması bir sonraki tur için AKP'nin elini çok zayıflatacak. Aslında bütün o korktuğumuz şeyleri bir kere daha gözümüzün önüne getirecek bir durum ve bunu seçim kampanyasını ya da ikinci turu olumsuz etkilememesi için o nedenle de yapıyorlar. Evet. Yani diyorum ya her adımda hukuk dışılık, her adımda anayasaya arkadan dolanma. Bu AKP döneminin bir klasiği çok, oldu ve çok, hala çok devam ağır, ediyor. Bence de çok ağır ve sahada mesela muhalefet partilerinin karşısında böyle bir gücün olması ve bu güçle çarpışıyor olmanız sahada çok büyük emek gerektiren bir durum. Size soruyu şöyle yönelteceğim. Hal böyleyken bir de üstüne şimdi bir güvensizlik mi desek, moralsizlik mi desek, bir mutsuzluk hakim. Karabük'ten geliyorum dediğiniz kaynamasın o soru. Hava nasıl? Yani bir toparlanma olmuş mu? Çünkü az bir zaman kaldı artık insanların sandığa gidiyor olmaları lazım. Yine yok ben artık umutsuzum gitmeyeceğim gibi bir hava görüyorum ben. O açıdan soruyorum. Burada şöyle bir şey var. Son söylediğimi tamamlayayım biraz önce söylediğimi. Bu 12,5 milyonluk bir havuz var. Bir de Karabük'te de burada Yeni Mahalle'de, Etimesgut'ta, Sincan'da da ben kendi seçim bölgemde de hep şunu tarttım. Bir yaklaşık bir haftadır. Ya biz Erdoğan'a oy vermiş her 10 seçmenden bir tanesinin oyunu alabilir miyiz? Alırsak aramızdaki fark 1 milyon 250 bine düşüyor kabaca. Ve havuz
15 milyona çıkıyor. Yani şöyle bir şey var. 15 milyonluk bir havuz var. İçinden fark olarak 1 milyon 250 bin var. Biz bunu alabiliriz. Burada bize oynadıkları en büyük oyun iki oyun daha doğrusu. Birincisi depremzedelerle ilgili oldu. Sanki bu depremzedelerle ilgili atılan tweetleri biz atmışız gibi. Hemen dönüp baktığınız zaman onun bir troll saldırısı olduğunu görüyoruz. Tekirdağ Belediyesi ile ilgili bir tartışma başladı. Sonrasında da bir kaynatıldı mesele. Evet, nahoş bir tartışma oldu. Bizim depremzedelere bakışımız çok belli. Erdoğan ve rejimi hala onlardan para alma derdindeyken biz ücretsiz konut vaat eden bir partiyiz. Böyle bir şey yapmayız. Manipülatif bir... Evet. Ne yardım yaptıysak arttırarak devam edeceğiz. İkincisi sandık güvenliği meselesi. Bizi buradan vurup, yani şunu göze alıyorlar. Kendileriyle ilgili seçimde hile yapıldığı lafını göze alıyorlar. Ama bizim tabanımızı yıldırmak için... Çok ilginç yani için, oy hırsızlığı diyoruz yani. Hırsızlık tabii, kelimesini tabii. Göze alıyorlar. Bunu göze alıyor ama bizim tabanımızı bir daha sandığa götürmemek için... Bak gördünüz mü, CHP'ye oy verdiniz. Sizin oylarınızı koruyamadı. Yine de verseniz bir şey olmaz diye propaganda yapıyorlar. İzin verirseniz çok kısacık bunu anlatmak istiyorum. Bu sosyal medyada dönen veya WhatsApp gruplarımıza gelen bende onlarca var. Bu ne olacak, şunu nasıl yapacağız diye. En baş işlerden bir tanesi mesela bir Bremen olayı vardı. Geldi mi size bilmiyorum. Bremen'de işte şu kadar oy var, şu 1100 oy var ama 16 bin oy çıkmış, bu nasıl oluyor? Dedim ki hemen bunu bir araştıralım. Yani nasıl olmuş gerçekten yurt dışı sandıklarına. Dediler ki ya Bremen diye bir seçim çevresi yok zaten. Hanover diye bir seçim çevresi var. Orada da tık 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 şöyle oldu. Baktık yok. Bizi izleyenlere rakam vermek istiyorum. İki seçim çevresi. Yurt dışı ve yurt içinde. Toplam 201.807 sandık var. 201.807. Biz bunun yalnızca 313'ünde görevimizi ihmal etmişiz. Onu da etmemeliydik. Hı hı. Ama açıkça söylüyorum yani 201.807 sandıktan 313'ünde görevimizi ihmal etmişiz. Geliyor şimdi bize sonuçlar. Sonuç geldi mi? Geldi. Biz sonucu giriyoruz. Diyoruz ki bu bizim elimizdeki ıslak imzalı tutanak. YSK girdi mi? Girdi. Bu da YSK'nın sonucu. Eğer ikisi birbirini tutmuyorsa bizim bilgisayar ekranında kırmızı alarm veriyor. Diyor ki hemen buna itiraz et. Hemen buna itiraz et. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2269, milletvekili seçiminde 4825 sandıkta kırmızı alarm vermişiz. Ve bunların tümüne itiraz etmişiz. Ayrıca... Dönüş oldu mu itirazlardan? Tabii tabii, nasıl olmaz. Kahramanmaraş'ta ikinci milletvekilliğini biz bu itirazlar sonucunda aldık. İstanbul 3. bölgede bir milletvekilliği daha biz bu itirazlar bazı sonucunda itirazlar aldık. Bazı itirazlar sonuçsuz kaldı gibi bir hava da yayıldı da o yüzden öyle sonuçlandı. Kadınları sahiplendirme iddiasında bulunan Hüdapar'ın 4 milletvekilinden ikisi diğer siyasi partilerin itirazı sonucunda gitti. 4 değil 2 milletvekiliyle temsil edilecek Hüdapar. Şimdi hal böyle olunca bir de ilçe seçim kurullarında arkadaşlarımız var. Daha bu kırmızı alarm yanmadan maddi hataları düzeltiyorlar. Sonuçta biz görevimizi bu konuda yaptık. Bizi izleyen yurttaşlarımız emin olabilir ki biz nasıl 2019 yerel seçimlerinde sandıkların üstünde yattıysak, bir tane oyu ziyan etmediysek, bu sefer de bir tane oyu ziyan etmedik. Buna karşılık cevap şu. Biz adamlar hile yaptı diyoruz, siz yapmadı diyorsunuz. Ya biz adamlar hile yaptı yapmadı da değiliz. Biz bize verilen her bir oyu namusumuz gibi koruduk diyoruz. Kazanabilir miyiz? Karabük'te hava nasıl? Yine olur mu? Ya cevap vereyim. Dünyada bunun örnekleri var. Sosyal medyada da çok dolaştı ama örneğin Avusturya'da Belen 2016 yılında %21 oy almış. İlk turda. İkinci turda 50.3 almış. Yani 21 50.3 olmuş. Uruguay'da Pau 28.62 oy almış. İkinci turda 50.80 oy almış. Ekvador'da Lasso ilk turda sadece 19.74 oy almış yüzde. 52.36 oy almış ikinci turda. Şimdi hani şey ifadeyle söyleyeyim. Daha örnekler var da vakit dar. Elinoğlu bunu yapmış, biz niye yapamayalım? Niye yapamayalım? Yaparız yani. Herkesin önüne yeniden pusula gelecek. İkincisi söyleyeyim. Bu sefer çok basit bir pusula gelecek. Hani muhtarlık seçiminde oy kullanır gibi. Sana bir tane kağıt, bir tane de zar. İki tane de isim. Bas,
getir. Çok kısa sürede çok güvenli sonuç alacağız. Tek bir şart var. Hem bizi izleyenler için söylüyorum, hem de bizi izleyenlere bir kardeşleri olarak, beni bir kardeşleri kabul etsinler, bir ricada bulunuyorum. Sandığa seçmenini götüren bu seçimi kazanır. Evet. Götüremezsen kaybedersin. Bu vaatlerin ötesinde bir tur. Vaat derse öyle yapacağım, böyle yapacağım, şunu vereceğim, şunu alacağım değil. Bir, bizi PKK'yla, terör örgütleriyle ilişkilendirmek kimsenin hakkı değildir, haddi değildir. Bunu bir bilelim. Vakit olursa açarız. İki, seçmenimiz sandığa gitmelidir. Bu kadar. Bu olursa biz bu seçimi kesinlikle kazanacağız.